Merhaba sevgili JIN TV izleyicileri. Yedinci günde yine birlikteyiz. Evet, Türkiye çok hareketli, Kürdistan dağları hareketli, dünya hareketli. Her yerde inanılmaz bir hareketlilik var, ağır çatışmalar var, iklim krizi var, bunların kadınlara etkisi var. Şimdi bugün biraz global bakacağız, neler oluyor, neler bitiyor. Gerçi önümüzdeki haftada 2023 değerlendirmesi yapacağız, yine bir genel değerlendirme yapacağız ama bugünden başlayalım diye düşünüyoruz. Gerçekten 3. Dünya Savaşı hepimizin hayatını, dünya halklarının hayatını derinden etkiliyor. İklim krizi de öyle. Aslında sonuçları itibariyle çok benzerlikler de taşıyorlar. Bugün onu konuşacağız. Neler oluyor, neler yaşanıyor bütün dünyada? Kadınlar bütün bunlardan nasıl etkileniyor ve kendilerini nasıl koruyorlar? Mücadelelerini nasıl geliştiriyorlar? Onlara bir göz atacağız. Stüdyoda Nursel Aydoğan'la birlikteyiz, siyasetçi. Nilüfer Koç, Keneke Yürütme Konseyi üyesi bizimle birlikte, siyasetçi. Ve Nazan Üstündağ, akademisyen bizimle birlikte. Evet, Nazan, genel bir giriş yaptım ama esas bilgiler sende. Senle başlayalım. 3. Dünya Savaşı ve iklim krizinin sonuçlarına şöyle bir göz atalım. Evet Filiz, hakikaten bu sene 3. Dünya Savaşı'nın kadın özellikle farklı bölgelerde yani Orta Doğu'da yaygınlaştığını, başka bölgelerde de kendini ciddi şekilde gösterdiğini gördük. Ve hakikaten de kadınlar çok fazla etkileniyor bu savaşlardan. Yani hani zaten biz Rojava'dan bölgemizde olan savaşlardan biliyorduk ama Filistin'de, Sudan'da özellikle göze çarpmaya başladı kadınların savaşlardan nasıl etkilendiği. Bunlara geleceğim birazdan. Ancak şunu söylemek istiyorum. Savaşlar gündeme otururken iklim krizi çok da gündemde değil. İklim kriziyle ilgili toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda gene kararlar alınamadı bu sene. Bazı protestolar gerçekleşti ancak iklim krizinin özellikle yoksul halklarda ve artık kadınların hayatında kendini bu kadar derin bir şekilde gösterdiğinin çok da farkına varmadan geçti sene. Doğrusu ben Birleşmiş Milletler'in yazdığı bir rapor ve o raporda da özellikle kadınların iklim krizinden nasıl etkilendiklerini anlattıkları bir rapor olduğu için bir de belki seyircilerimizi de bilgilendirmek açısından Fuller Project diye kadınlar hakkında haber yapan bir site var. Bu site genel olarak yani gündemi takip eden bir site olmaktan çok dünyanın çok çeşitli yerlerinde çeşitli kadınlarla görüşmeler yapıp bir konuyu ele alıp derinlemesine inceliyorlar ve bu sene konu olarak iklim krizini seçmişlerdi. Ondan dolayı da çok farklı kadınların hayatında özellikle Afrika ve Asya'da nasıl iklim krizinin artık yadsınamaz şekilde kendini gösterdiğini belgeleyen haberler yaptılar. Biraz da ondan bahsetmek gerekiyor. Çünkü yani sonuçta gelecekte Güney Asya'nın ve Afrika'nın öncelikle tamamı, daha sonra tabii ki bizim bölgelerimize de sıçrayacak şekilde bir sonuçları olacak iklim krizinin. İklim krizi bazen yanılıyoruz. Kendini sanki şey gibi gösteriyor. Havaların değişmesi, havaların ısınması, havaların soğuması gibi gösteriyor diye düşünüyoruz ama iklim krizinin asıl dehşet verici yanı dünyada doğal felaket dediğimiz şeyleri çok çok fazla arttırmış olması. Bunda da hortumlar, fırtınalar ve kuraklıklar başta geliyor. Örneğin bu sene Uganda'da çok çok büyük bir kuraklık yaşandı. Binlerce insanın öldüğü bir kuraklıktan bahsediyoruz. Malawi'de hortumlar çıktı ve Malawi'nin büyük bir kısmı yok oldu. Pakistan'da gene Pakistan'ın geçen sene biliyorsun 1/3 topraklarının sular altında kalmıştı. Onun etkileri devam etti. Ve bütün bunların sonucunda da gerçekten
özellikle de kadınları ilgilendiren sonuçlar oldu. Şimdi nedir bu sonuçlar? Bir kere tarım arazilerinin diyelim ki Güney Sudan'da, gerçi Güney Sudan'da tabii savaş da kendini gösteriyor. Ama savaş daha başlamadan önce Güney Sudan boşalmaya başlamıştı ve Çad'da büyük kamplar kurulmuştu. Çünkü Güney Sudan dünyada şu anda iklim krizinden en ciddi şekilde etkilenen bölge. Güney Sudan'ın hemen arkasından Pakistan ve Güneydoğu Asya genel olarak geliyor. Daha sonra da Afrika'da geliyor. Uganda gibi kuraklıkların olduğu yerler geliyor. Buralarda ne oluyor? Bir kere kadınlar Afrika'nın ve Güney Asya'nın kendi coğrafyamızda bildiğim coğrafyamızdan da bildiğimiz gibi tarım işinin çoğunu kadınlar sırtlanıyor. Bunlar ücret ödenmeyen işte veyahut da çok küçük ücretlerle çeşitli firmalar veya büyük arazi sahipleri tarafından çalıştırılan ancak güvencesi olmayan tarım arazilerinde çalışan kadınlar. Şimdi bir kere tarım arazilerinin yok olmasıyla birlikte bu kadınların hepsi işlerini tamamen kaybettiler. Mesela Malawi'de şu anda çok çok ciddi bir şekilde artan bir seks işçiliği, yani Malawi'li kadınların daha önceden tarım işçiliği yapanların şehirlere giderek çocuklarını geride bırakarak, eşlerini geride bırakarak seks işçiliğine gittiği ve oradan para kazanmaya çalıştığı bir durum söz konusu. Güney Sudan'da erkekler değil, kadınlar ve çocuklar tamamen bölgelerini terk etmek zorunda kaldılar. Uganda'da keza böyle ve bu felaketlerin yani hortumların, fırtınaların yaşam alanlarını tamamıyla yok ettiği, tarım arazilerini tamamıyla yok ettiği bu bölgelerde kadına karşı şiddetin de çok ciddi artışlar gösterdiğini görüyoruz. Bu artışlar öldürme şeklinde de olabiliyor ama çok daha fazla kadınlara hayatı zindan eden, her gün ve sürekli devam eden bir şiddet olarak kendini gösteriyor. Ayrıca açlık sorunu çok fazla. Tekrar artık hem Güney Asya'da hem Afrika'da büyük bir açlık sorunundan bahsediyoruz. Ülkeler kendi kendine yeter olmaktan çıkmış durumdalardı. Zaten Afrika'da yanlış tarım politikaları sonunda, sömürgeci tarım politikaları sonunda. Ama artık dışarıya satabilecek yani tek ürün temelliydi. Fakat bu tek ürünleri bile dışarıya satacak durumları kalmadı. O yüzden iyice büyük bir yoksulluk var. Şimdi bir taraftan bu var, bir taraftan yani iklim krizini böyle ele almış olalım, daha fazla daha derinlemesine de ele alabiliriz. Aynı anda benzer coğrafyalarda, örneğin Sudan'da, örneğin Kongo'da, örneğin işte bizim daha da yakınımız olan Karabağ'da, zaten Rojava'da, işte Filistin'de işte işgalcilerin, sömürgecilerin çıkarttığı büyük savaşlar veyahut da Sudan'da yaşadığımız gibi iç savaşlar veyahut da Kongo'da artık savaş biçimini almış şekilde olan paramiliterlerin maden sahalarını korumak için özellikle kadınlara ve kadın işçilere ve çocuk işçilere yaptıkları tecavüzler, zorla yerinden edilme, bütün bunlar bu seneye damgasını vurdu. Ve gerçekten Sudan ve Kongo'da Ezidi soykırımına çok benzer görüntüler gördük. Aynı zamanda Etiyopya'da, Tigray'da kadınlar kamyonlara doldurularak kaçırıldılar paramiliter güçler tarafından. Çeşitli pazarlar kurularak satıldılar. Bu kadınlardan satıldıkları yerlerden kaçmayı başaranlar hamile oldukları için evlerine alınmadılar. Birçoğu sokakta yaşıyorlar. Birçoğu ülkenin dışına kaçmak için uğraşıyor kendi topraklarına dönemediği için. Aynı şekilde gene Filistin'de gördüğümüz gibi kadınlar açlık ve salgın hastalıklardan çocukları korumaya çalışıyorlar. Yani her türlü, her boyutta her zaman gördüğümüz şeylerin çok daha derinleştiği, sayının çok daha fazla arttığı, bence en önemlisi de bütün bu bahsettiğim hem iklim krizinde hem savaşlarda ölenlerin
çok daha görünür olduğu, ondan dolayı da bir taraftan yorgunluk yarattığı, bir taraftan da böyle bir neredeyse ölünün pazarlanmasının diyeyim, ölünün görüntü olarak pazarlanmasının artık normalleştiği bir yıl oldu. Bununla ilgili neler yapılabilir, nasıl yapılabilir, buna nasıl anlam, ben daha sözümü bitirmedim, seni görüyorum, girmeyeceğim ona, sadece bir şey söylüyorum. Ya bütün bunlara nasıl anlam verdiğimiz, hani gerçekten kapitalizmle ilgili olarak nasıl anlam verdiğimiz dünya kutupları arasındaki, fakat bence en önemlisi erkek egemenliğin nasıl her yerde sağ tarafından şeyde Avrupa'da işte sağ partiler tarafından, İslam ülkelerinde İslamcılar tarafından, Afrika'da işte paramiliter güçler ve sokak çeteleri tarafından, gene Haiti'de uyuşturucu çeteleri tarafından, yani bütün bu farklı failleri olan ama aslında faillerin bir şekilde devlet güçleriyle, askeriyeyle ve kapitalizmle yakın ilişkide olan erkekler olduğu bu dünyaya ortak bir anlam vermek çok çok önemli. Bunu da daha fazla konuşuruz diye umuyorum bu programda. Evet, biraz sonra konuşacağız ama bir şey daha sormak istiyorum Nazan. Hakikaten 3. Dünya Savaşı dedik. Savaşın sonuçlarıyla iklim krizinin sonuçları çok birbirine benziyor. Yani yaşam alanlarının hedef alınması, yaşamın hedef alınması ve göç. Hani bu iki sonuç aslında çok benzer sonuçlar. Sen demin yoksulluktan söz ettin. Kadınları biraz korunaksız kılan da şey, yoksulluğunda yoksul olmaları. Yani. Yani aslında en güzel örnek Kongo'da bence Filiz. Çünkü Kongo'da enerji üretmek sebebiyle aslında Kongo'daki önemli olan maden lityum. Yani enerji için, piller için, işte cep telefonları için gerekli olan madenler var. Aynı şekilde işte Latin Amerika'da böyle. Yani enerji üzerinden paylaşım yapılmasına uğraşan büyük güçler bu şeyden, enerjiden payına düşeni almaya çalışan paramiliter güçler ve yerel devletler. Bütün bunların yol açtığı tarım arazilerin yok olması, yerleşim yerlerinin yok olması, ormanların yok olması ve tabii ki büyük silahlı çatışmalar, bütün bunlar aslında baktığında aynı yerlerde birbirleriyle çok çok ilişkili bir şekilde, işte Amerika, İsrail, Türkiye, bütün bu ülkelerin birbirleriyle ilişkileri içinde ve dediğim gibi yerel güçleri de devşirerek ortaya çıkan felaketler ve bu felaketler aynen senin dediğin gibi hem savaş ve iklim krizi bir araya gelerek gerçekten kadınları gittikçe daha yoksullaştırıyor, gittikçe daha fazla sadece kadınların yönettiği ev, haneler oluşuyor ve bu hanelerinde hemen hemen büyük bir kısmı, yani artık %50'lerden bahsediyoruz neredeyse, çünkü Sudan'ın, Kongo'nun yarısı artık sınır dışında yaşıyor. Yani kamplarda yaşıyor. Yerinden edinme yani söz konusu. Şimdi biraz dünyadan Kürdistan'a geçelim. Nilüfer Koç'la devam edelim. Merhaba Nilüfer Koç, yayınımıza hoş geldin. Hoş Yedinci bulduk. günde hiç birlikte olmadık. Konuşa konuşa da olmuştuk ama yedinci günde de ağırlamaktan onur duyuyoruz, sevinç duyuyoruz. Şimdi eğer tabii genel olarak dünya ile ilgili bir şeyler söylemek istersen tabii ki söyleyebilirsin, katkı sunabilirsin. Ama esas olarak Kürdistan'a yansımalarını 3. Dünya Savaşı'nı ve Kürdistan'daki kadınları konuşalım. Çünkü neredeyse dört parçada bir mücadele sürüyor. Belki de örgütlülük bütün bu sonuçları, hani tabii ki savaş sonuçları çok ağır ama deyim yerindeyse hafifletiyor diye düşünüyorum. Oradan başlayalım. Yani elbette Kürdistan Rojava parçasına sadece bakarsak orada 39
devlet uluslararası DAEŞ'e karşı savaşan koalisyon örgütünün bulunduğu bir coğrafyadır. Yani Kürdistan'ın en küçük parçasını 39 devlet şu anda çıkarını orada uygulamaya çalışıyor. Herkesin farklı bir hesabı var. Kuzey Kürdistan'da zaten biliyorsunuz AKP, MHP faşizmi topluma kan kusturuyor. Öncelikle Kürtlere, çünkü en çok ses çıkaran, hayır diyen, ona karşı örgütlü güce sahip olan Kürtlerdir. Güney Kürdistan'da Rojava'dan benzer durumu var. Yani bir sürü yabancı, yine bölgesel güçler, Türkiye, İran'ın da üzerinde çatıştığı bir alandır. Yani öyle bakarsanız dört parça Kürdistan aslında Orta Doğu'daki kaos ve krizin tam merkezinde. Yani ateşin sürekli yakmaya çalıştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat Kongo'yla, Uganda'yla ve benzeri yerlerle kıyasladığınızda veya işte diyelim ki en son İsrail-Filistin savaşına da kıyasladığınızda Kürtlerin şöyle bir avantajı var. O da Önder Apo'nun farkıyla alakalı tabii. Kürtleri bu süreci hazırlıklı hale getirdi. Yani 3. Dünya Savaşı'nı 90'lardan itibaren seslendirdi. 95'ten bu yana da buna karşı tedbirler nasıl alınır? Bunu en sonunda radikal olarak İmralı sürecinde kapitalist moderniteye meydan okurcasına yeni bir paradigmayla Kürtleri 21. yüzyıla taşımaya başardı. Yani boşluklar oluyor savaşlar esnasında, fakat alternatif bir paradigmayla girmek avantajına Kürtler sahipti. Kürtleri farklı kılan da buydu. Yani Önder Akko'nun Kürtleri bu halkı hazır. Mesela Rojava dünyanın birçok yerinde çatışmalar var. İşte Yemen'de de var. Kuzey Yemen, Güney Yemen, Sudan'da da var. Her taraf çalkalanıyor. İşte en aktüel örneği de İsrail-Filistin. Şimdi ama bir alternatif bir çözümle işin içine girip durumu da olabilir. Bunu Rojava'da sergiledik. Yani eğer Rojava'da Önder Apo'nun paradigması olmasaydı, işte rejim sallantıya girdi, uluslararası neoliberal sermayenin baskısı sonucu ve işte ülkeyi paramparça ederekten biraz Orta Doğu dizaynı gerçekleştirmek isteyen küresel güçler vardı. Bir boşluk doğdu. Rojava paradigma ve vizyonunda net olmamış olsaydı bu boşluktan faydalanamazdı. Yani devreye girdi ve hemen alternatif bir çözümü devreye koydu. Yani altyapısı elbette önceden de hazırdı ama yeni bir farklı bir bakış açısıyla girerekten sonuç alabildi ve 13 yıldır çeşitli güçler bu modelin uygulanmaması, yani demokratik özellik, halkların birliktenliğini, yine en son işte geçen hafta, pardon bu hafta içerisinde toplumsal sözleşme ilan ettiler. İçinde kadın özgürlüğü, halkların birlikte nasıl yaşayacağı çok somut bir çerçeve ortak konuyor. Şimdi dünyanın aslında hepsine ihtiyaç duydu, böyle bir çözüm var. Şu anda toplam olarak 2023'te 114 savaştan bahsediliyor. Bunlardan 45'i Orta Doğu'da yaşanıyor. Yani Asya ve Afrika ile coğrafik olarak kıyasladığınızda çok küçük bir bölgedir Orta Doğu. 45 tane savaş tek burada var. Bu savaşların ortak karakteristik yapılamaları var. Bir, cinsiyetçiler, dinciler. Dincilikle cinsiyetçilik aynı paralelde yürüyor. Yani ben saydım, 150'nin üstünde şu anda paravan örgütler var. İşte vekalet savaşını devletler adına, işte bu design, bu 3. Dünya Savaşı'nda bölgemizde Afrika ve Asya'da dahil ediyorum, özellikle de Afrika'yı, 150'nin üstünde işte Boko Haram'dır diyelim ki Nijerya'dan bilinen. Ben listelerini çıkardım, hepsini şimdi saymayayım. Bizim tanıdığımız bir DAEŞ var, bir Hamas'lar. Bu paravan örgütler üzerinden Önder Apo'nun da söylediği gibi doğrudan toplumları hedef alan savaşlar gündeme geliyor. İşte bir Hamas'la öbürlerine baktığımda hedef aldıkları toplumu kadınlar üzerinden teslim alıyor. Önce kadınları susturuyorlar, kara çarşafa büründürüyorlar. İşte DAEŞ'in de Rojava ve Güney Kürdistan arasında 2014'te yapmaya çalıştığı bu. Şimdi aynısı başka ülkelerde de deneniyor. Yine Hindistan, işte değişen dünya denkleminde ABD'nin Çin'i frenlemesi için fazlasıyla yatırım yaptığı bir ülkedir Hindistan. Onun için Hindistan'da homojen bir toplumsal dokuyu dayatıyor. Bunun için Hinduizmi öne çıkarıyor. Bu noktada da işte 47'den sonra kadınların da ortak olduğu mücadeleden, şimdi kadınların hepsini Hinduizmin gerekçesiyle, çünkü Hinduizm de kadına çok imkan tanıyan bir inanç değil, şimdi Hinduizmi dayatarak kadınların bütün kazanımlarını bertaraf ediyor. Hindistan bizim için önemli çünkü 1,5 milyardan fazla insanın yaşadığı ve kadınların, kadın örgütlerinin çok aktif olduğu bir yerdir. Bu Hinduizmi bahane ederekten topluma homojenlik dayatılıyor ve bu da kadın üzerinden yapılıyor. İşte daha önce hep televizyonlarda duyduğumuz toplu tecavüz olayları ve benzeri sürekli hep kadınlara bu uyarı amaçlıdır. Çünkü devlet
katilleri veya tecavüzleri yargılamadı. Yine işte de Pakistan'da Keşmirlere dönük yaptıkları benzer bir durum var. Yani Hinduizmi bahane ederekten Hindistan'da Hindu iktidarı uğruna toplumu susturmaya, teslim almaya çalışıyor. Bu nokta kadına özel politikalar uygulanıyor. Şimdi başka yerlerde de benzer şeyler var. Şimdi doğrudan dincilik adı altında şey dediğim gibi biz bunu şeyde de gördük, başka taraflarda da görüyoruz. Kadınları susturmak, kara çarşafın altına koyma durumu söz konusu. Batı eksenli kadın politikalarına baktığımızda bu yıl, geçen yıllar Ukrayna Savaşı'ndan bu yana kadınları kandırmak üzerine özellikle orta sınıf, entelektüel, biraz işte maddi varlıkları olan, eğitim düzeyi olanlar, kendisini biraz işte nasıl diyeyim, liberalizm özgürlüğüyle avutan kadınlara da işte feminist dış politika adıyla bir manipülasyon yayılmaya çalışılıyor. Bu feminist dış politika adını kullanan kadınlar hepsi NATO'da ülkelerini temsil ediyorlar. Yani militarist bir yapıda feminist dış politika sürüyorlar. Yani insanın, kadınların aklıyla alay eden bir pozisyon var şu anda. Yani geçen sene, bu sene de NATO zirvesinde hepsi bir araya geliyor. İşte NATO çok ilerledi. Çünkü bilmem 14 tane kadın, Dışişleri Bakanı, bilmem ne Bakanı, Savunma Bakanı kadındır. Hizmet ettiği çark erkek egemenliğin zirvesi olan militarizmin bir yapısıdır. Kadını işte paravan örgütleri, Hamas gibi, DAEŞ gibi, Boko Haram gibi örgütleri toplumlara saldırtan yegane militarist bir yapının temsilcisi kadınlardır. Yani insanların, kadınların aklıyla alay edercesine bir yapılama Avrupa'da kadına karşı bu senetler çok gündemde oldu. Biz de bunu hep tartıştık. Yani feminist dış politika ne demek oluyor? Yani NATO'daysan NATO'yu el alemin ülkesine saldırtıyorsun. Kendi ülkenin dış politikasında habire Suudi Arabistan'a, Sudan'a, Kürdistan'a, Irak'a, Türkiye'ye silah satıyorsun. Ne alaka? Sen orada kadınları katlediyorsun. Böyle bir durum var. Şimdi denklem öyle dışarıdan bakıldığında aslında bu noktada tabii şöyle diyeyim. Yani biz 10 Ekim'de şeye başladık. Önder Apo dostlarımızla beraber Önder Apo Özgürlük başlatırken mesela kadınlarda çok ciddi bilgi gördük, ilişkiye girdiklerimiz. Yani her yerde bir çözüm arayışı var. Çünkü artık yaşam kadın için dayanılmaz noktaya gelmiş. Hani Nazan Hoca biraz iklim ve değişen ekonomik şartlar, göç meselesi o çerçevede ele aldı ama bu yönlendirilen bir politika ve 21. yüzyılda gerçekten de toplumsallığa dayatılan savaşta toplumsallığın içinde de öncelikli kadına dayatılıyor. Onun için bir yandan sorun çok ciddi bir ebattayken diğer yandan çözüm arayışları da var. Mesela geçen hafta Bangladeş'teki kadınlar örgütlü bir yapı içerisinde fazla maaş almak, iş şartlarını biraz daha kolaylaştırmak için ciddi bir kolektif bir mücadeleye başvurunca sonuç alabildiler. İşte Zara'dır, H&M gibi markaları bastırdılar. Maaşları yükseltmek, iş imkanlarını daha düzeltmek için yani mücadeleler de var. Şimdi tek sorun şurada, kadınların bu rahatsızlıklarını örgütleyecek, birleştirecek, yani ağ gibi bir araya getirecek bir örgütleme ihtiyacı var aslında. Şimdi bu noktada biraz da sorumluluk Kürt kadının biraz Kürdistan coğrafyasının ötesine geçerekten çözümleri paylaşmaktır insanlarla. En sonunda yani bu Hamas-İsrail savaşında ortaya çıktı ki yani ikisinin kadın noktasında bir farkı yok. İsterseniz İsrail'in devlet politikası, isterse Hamas'ın devlet politikasında şey yok. Mesela onun için bizim gibi kadınların yapması gereken, hani biz diyelim Kürtler ve Türkiye'de işte değerli görüşlere sahip olan Türkiye'li arkadaşlarla birlikte en azından vardığımız bazı sonuçlar var. 21. yüzyılda hortlayan erkek egemenlikli sistem ona en çok bize zarar veriyor. Ona karşı birlikte bir örgütlülük yaratabiliriz. Bu noktada biraz kendi coğrafik sınırlarımızı daha fazla aşmamız gerekiyor. Belki düşünsel olarak işte jeneolojidir, diyelim YPJ ile birlikte biraz dünyanın başka bir yerinde, küçük bir yerinde bir kımıldama var. Kadınlar farkını koyuyor. Bunu biraz daha bölgesel ve küresel paralelinde, yani hem bölgesel derken işte Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de, İran'da. Zaten İran'da biraz Xinjiang azadıyla bu gerçekleşti. Bunu biraz bölgemiz ve bölgemizin paralelinde küresel çapta böyle giderek bir ağ oluşturmamız gerekiyor. Çünkü ciddi bir ihtiyaçtır. Önü alınmazsa bana göre feminist dediğimiz olay gerçekten bizi ortadan kaldıracak. Yani kadın cinsini ya erkekleştirerek, işte bu feminist politikanın bir kandırmacı olduğu şu noktada, yani bizi erkekleştiriyor aslında.
iyi kadın, başarılı kadın, yalnız yaşayan, bencilliği en üst şeyde yaşayan, maddi imkanı olan özgürdür. Aldatmacasından Avrupa'dan da çıkmamız gerekiyor. Bu biraz orta ve üst sınıf tarafından yapılıyor. Ama Avrupa'nın kendisinde de kadınların durumu çok iyi değil. Yani işte devletler diyor, ben 3. Dünya Savaşı'ndayım, benim seni korumam gerekiyor. İşte diyor, Ukrayna Savaşı'ndan bunu daha hızlandırdılar. İşte sanki kızı ordu Avrupa'ya gelmiş gibi bir hava estirdiler. Anti-Rusya havasını çıkardı. Hani ben Putin'i desteklemiyorum, o anlamda söylemiyorum ama toplumu böyle savaş havasına koyaraktan, kandıraraktan aslında bütçe bu yılın sonunda bütün devletler, hükümetler bütçe politikalarını yaptılar ve çoğu bunu militarist alana ayırdı. Halkı daha baskı altına almak için vergiler yükseltildi. İkincisi, kadınların geleneksel iş alanları hepsi peyderpey rotadan kaldırıldı. İşte bir online shopping geliştirerek satış elemanları olan çoğunlukla kadın işlerini kaybetti. Avrupa'da da bu sorun var. Yine diyeyim, sağlık sektöründe aynı sorun. Şu anda mesela sağlık sektöründe ciddi sorun var. Kadınların çoğu işini kaybediyor. Eğitim sektörü de geleneksel bir kadın meslek alanıydı Avrupa'da. Bu noktada da sorun var. Yani işsizliğin kadınlaşması diye bir kavram vardı. Bu giderek Avrupa'da da bir sorun haline geliyor. Artan ev içi şiddet, sokaktaki şiddet olayı da Avrupa'nın kendisinden de ciddi bir sorun haline geldi. Yani dünyanın neresine bakarsanız bakın, hani Latin Amerika'da da öyle, Asya, Afrika, bizim Orta Doğu zaten belirgin, göze batıyor, diyorlar işte kara çarşaflı kadınlar da, ama Avrupa'da da kadınlar ciddi bir sorun, yani kadın varlığı ciddi bir sorun haline geldi. Bu açıdan 2024'e giderken bizim tabii bütün bunları görmemiz gerekiyor. Yani giderek önünü alamazsak bizi gerçekten bertaraf edecek bir kapitalist, modernist paylaşım savaşın kurbanları olacağız gibi bir durum var kadınlar olarak. Evet, zaten neler yapacağımızı az sonra tekrar ele alacağız. Şimdi Nursel'le devam edelim, izin verirseniz. Nursel, sen İKÜS konferansında da bir sunum yapmıştın 3. Dünya Savaşı ile ilgili ve onun sonuçları, Orta Doğu'ya yansımalarıyla ilgili. 3. Dünya Savaşı'nın diğer dünya savaşlarının ayıran özellikleri var tabii. Biraz ondan bahset. Hı-hı. Orada zamanını evet, yetiştirememiştin. Yani. Evet. Burada zamanımızı iyi kullanalım Nursel. Sanıyorum son 20 yıldır en fazla tartışılan konulardan biri bu. 3. Dünya Savaşı. Bunu da en çok dillendiren biziz. Kürt siyasal çevreleri ve HDP veya geleneğimizdeki partiler ve Kürtler diyeyim. Neden en fazla Kürtler yani bu konu üzerinde durdular? Neden 20 yıldan beri bizim gündemimizde? O da tabii ki Sayın Öcalan sayesinde. Sayın Öcalan 98'de biliyorsun 9 Ekim 1998'de uluslararası bir komployla işte yaşadığı o dönem yaşadığı Suriye topraklarından çıkartıldı ve işte 15 Şubat 99'da da İmralı cezaevine konuldu. Yaklaşık işte 25 yıldan beri de halen o cezaevinde ağırlaştırılmış tecrit işkencesi altında tutuluyor. Sayın Öcalan tabii ki şeye gitti, konulduktan sonra İmralı cezaevine konulduktan sonra pek çok alanda tezler geliştirdi. Geliştirdiği tezlerden bir tanesi de demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigmaydı. İşte demokratik ulusa dayalı, demokratik konfederalizme dayalı bir yeni model önermişti. Bütün bunları şey yaparken yani bir ideoloji olarak İmralı'da kaleme alırken 3. Dünya Savaşı'ndan bahsetmişti. 2. Dünya Savaşı demişti. Aslında benim geliştirdiğim bu paradigmaya karşı yapıldı. Yani demokratik ulus, demokratik konfederalizm ya da işte en fazla bizim dillendirdiğimiz demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigmaya karşı yapıldı dedi. Çünkü yani uluslararası güçler yani Orta Doğu'ya yeniden dizayn vermek, yeniden yeni bir şekil vermek, biçim vermek isteyen güçlerin geliştirdikleri bu model karşısında en fazla Sayın Öcalan'ın geliştirdiği bu paradigma engeldi. Yani şöyle demişti Sayın Öcalan o dönemde yaptığı değerlendirmelerde ve yazdığı
şeylerde, yazılarda. 1998'de ben demişti şeyden çıkartıldım. Yani Suriye'den çıkartıldım. Üçüncü Dünya Savaşı'nı da bunun başlangıcı olarak görmek gerekir demişti. Yani bu çok önemli bir şey tabii ki. Yani bizim gündemimizde bu tespiti yaptığı 99 yılından beri 3. Dünya Savaşı var. Ama tabii ki dünya insanlığı iki büyük savaş yaşadı Filiz. Yani 20. yüzyılda bir 1. Dünya Savaşı'ydı, ikincisi 2. Dünya Savaşı'ydı. Her iki Dünya Savaşı insanlığa çok büyük kaybettirdi. Milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Çok büyük göç olayları yaşandı. Demografik değişimler oldu dünyada. Dünyada hani yeni bir sistem, yeni modeller geldi. İşte örneğin bütün dünyadaki halkların başına bela olan ulus devlet dediğimiz bu sistem, bu model 1. Dünya Savaşı'ndan sonra geldi yani. İşte Türkiye'de de bu ulus devlet modeli 1. Dünya Savaşı'ndan sonra işte yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Türkiye'deki halkların başına bela oldu. Şimdi bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tabii pek çok çevre ve insanlar diyorlar niye buna 3. Dünya Savaşı diyorsunuz? Yani bu nereden çıktı derken artık bugün işte Suriye'ye yapılan müdahale, işte son olarak Ukrayna Savaşı, Yemen'de, Libya'da işte şey olan bitenler ve son olarak tabii ki işte İsrail ve Hamas arasındaki bu savaş artık 3. Dünya Savaşı'nın başladığını ve devam ettiğini ve edeceğini de gösteren önemli şeyler oldu, veriler oldu. Ve artık herkes şimdi 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Yani biz her zaman söylüyoruz mesela siyasi bir lider olmanın en önemli yanı nedir? Mesela öngörüdür. Olabilecekleri öngörmek. Siyasi gelişmeleri işte vaktinden 20 yıl önce görebilmek. Yani işte Sayın Öcalan'ı da bugün işte bu Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nda merkez yapan Kürt halkını, Kürdistan'ı, Kürtleri de 3. Dünya Savaşı'nın merkezini merkezi yapan budur, bu öngörüdür. Yani bu öngörüye sahip olmaktır. Bunu böyle şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Tabii ki 3. Dünya Savaşı dedim ya, başladı, devam ediyor. İşte en son Filistin ve şeyle, İsrail'le ve elbette ki Ukrayna, evet Rusya arasında dememek lazım. Artık Rusya ile şey arasında, NATO arasında süren bir savaştır bu. Öyle sadece Ukrayna ile Rusya arasında devam eden bir savaş değildir. Artık NATO'nun kendi gücünü ispatlama savaşına dönmüştür bu savaş. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı'nın en merkezindeki savaşlardan biri de odur. Tabii ki zaten Suriye'de 2011 yılında başlayan bu iç çatışmalardan sonra Rojava'ya yapılan şey, müdahale, oradaki halkların, Rojava halklarının direnişi, bu direnişin sonucunda kendilerine yeni bir sistem, yeni bir model oturtmaları, özelliklerini de facto da olsa ilan etmeleri, bunlar hepsi 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı anlamında çok önemli gelişmeler ve önemli bir yerde de duruyor Filiz. Ama Rojava tabii biraz oyunu bozdu sanki, değil mi? Yani evet, Rojava'daki yani o de facto durum. Hani tabii ki. Tam da böyle egemenlerin oynayabildiği bir alan olmadı. Evet, işte Nilüfer Konseyi'nin 30'dan fazla devlet orada eli var. Ama ona rağmen orada bir irade bu oyunu evet, boşa çıkartıyor tam olmasa da. Şimdi o boşa çıkartıyor, tam olmasa da hakikaten çok boşa çıkartıyor. Evet. Çünkü 3. Dünya Savaş dediğim, 3. Dünya Savaşı dediğimiz savaş, yani 1. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ulus devlet modelleri üzerinden devam eden bir savaş. Şimdi Orta Doğu'ya bakıyorsunuz, yani sadece Arapların 26 tane devleti var. Küçücük küçücük 26 tane ulus devlet var ve onun dışında pek çok şey var, devlet var. Biliyorsun ulus devletler tekçi anlayışa
dayanarak kurulmuş olan devletler. Yani milliyetçidirler, şövendirler, yani kadın özgürlükçü değildirler diyebilirim ki kadın düşmanı bir şeydir. Yani ulus devlet modelinin üzerine oturduğu paradigma. Şimdi tabii bütün bunlara karşı Rojava'da ulus devlete karşı yeni bir model gelişti. Demokratik ulus gelişti. Yani demokratik konfederalizmi geliştirmeye çalışıyorlar. Öz yönetimlerini ya da demokratik özelliklerini ilan ettiler. Ve geçen hafta da tartıştık Filiz, konuştuk. Yeni toplumsal sözleşmelerini kabul ettiler. Şimdi onu yasalaştırıyorlar. Yani tabii ki yasalaşacak şeyde kabul onaylandı edildi. Aslında. Mecliste onaylandı. Hayata geçirilecek yani o şekilde. Tabii ki bu çok önemli bir şey. Yani toplumsal sözleşme, o toplumsal sözleşmenin kabul edilmesi demek bu 3. Dünya Savaşı'nı yürüten uluslararası güçlerin ideolojilerine karşı bir yeni model, yeni sistemin inşası demek. Bir anlamda başkaldırı demek. Yani sizin sisteminizi biz asla kabul etmiyoruz. Orta Doğu'ya yeni bir sistem, yeni bir model öneriyoruz ve bu model aslında Orta Doğu'nun bütün sorunlarını çözecek bir model diyorlar. O anlamda tabii ki böyle her şeyi de tek bir şeye bağlamamak gerekiyor Filiz. Bir taraftan böyle bir çıkmazı var tabii ki uluslararası güçlerin, yani bu 3. Dünya Savaşı'nı yürüten güçlerin Orta Doğu'da. Diğer taraftan da yani ihtiyaçları var. Rojava modeli gibi bir model. Neye ihtiyaçları var? Mesela kadın özgürlüğünü öne çıkaran bir modele de ihtiyaçları var. Bizim 3. Dünya Savaşı dediğimiz savaş özünde kapitalizmin, yani şeye giren, krize giren kapitalizmin kendilerine aslında yeni pazar alanı açma savaşıdır. Yani bunu çeşitli şekillerle, işte ılımlı İslam modeliyle, değişik biçimlerle süslüyorlar, püslüyorlar filan. Ama esas meselenin özü budur. Kapitalizmin kendine yeni savaş alanları açmasıdır. Çünkü bu biçimiyle radikal İslam'ın ya da işte radikal İslam'a yakın olan bir takım yönetimlerin ya da diktatörlüklerin olduğu bir şeyde, coğrafyada tüketim çok zordur. Tüketim olmalı ki kapitalizm ürettiklerini yeni bir pazar alanı olarak Orta Doğu'ya satsın. O nedenle bir taraftan da 3. Dünya hani savaşı ya da bu savaşın Orta Doğu'daki hani modeli olarak öne sürülen bu şey, Büyük Orta Doğu projesiyle şu yapılmak isteniyor. İşte bu radikal İslami güçler ortadan kaldırılacak. Onun yerine ılımlı İslam şeyi getirilecek, modeli getirilecek. Ama bir yandan da radikal İslamcı grupları da desteklediler. Şimdi tabii işlerine geliyor, öyle destekliyor. Bir taraftan da hani böyle biraz tiranları, işte şeyleri, diktatörleri devirip onun yerine Batı yanlısı bir şey, sistem, rejim getirmek istiyorlar ki kısmi bir demokrasi gelişsin. Ve demokrasinin geliştiği yerde de tüketim artar. İşte kadınlar çalışma hayatına atılırlar. Değişik şeyler gelişir. Böylelikle yeni pazar alanları doğar. Şimdi tam bu noktada tabii ki bir taraftan Rojava'da yeni şekillenen modeli benimsemezken, işte bu anlamda da 3. Dünya Savaşı'nın merkezini Kürdistan ve Kürt halkı olarak görürken, diğer yandan da radikal İslami güçlerden kurtulabilmek, o güçlere karşı savaş yürütebilmek için Rojava'da ya da Kuzeydoğu Suriye'de Demokratik Suriye güçlerinin desteğini almak ve hatta destekten de öte onlarla birlikte radikal İslam'a karşı bir mücadele yürütmek zorunda kendilerini hissediyorlar. Yani geçen hafta da tartışmıştık. Bir taraftan işte Rojava'da şekillenen bu demokratik ulus, konfederalizme dayalı yeni modeli tanımazken, yani resmi olarak diyorum tanımazken, diğer taraftan da tanımadığı ülkenin askeri güçleriyle
askeri yapısıyla ortaklık kurup radikal İslam'a yönelik bir savaş yürütülüyorlar ve bunda da sık sık böyle başarılı olduklarını ilan ediyorlar, söylüyorlar. Yani tabii ama sonuçta abi, bu model, yani tabii. Bu model onlar için kabul etmedikleri bir model olarak duruyor. Yani dediğim gibi bu modelin bazı yönleri işlerine gelebilir. Ama temel olarak ulus devlet modellerinde Orta Doğu'da ısrar ediyorlar. Ve esasında bugün işte İsrail-Filistin savaşının da en hani önemli nedeni budur. Filistin ulus devlet olacak, İsrail ulus devlet olacak. Araplar ve şeyler, Yahudiler ulus devlet mantığı çerçevesinde hep birbirleriyle savaş halinde olacaklar. Hep birbirlerine kavgalı olacaklar. İşte tarihi şeyler, alanlar, ortak inanç merkezleri olmayacak. Onlar üzerine bir savaş yürütülecek. Oysa bunlara ne gerek var? Yahudiler ve şeyler, Araplar, Orta Doğu'nun en eski halklarından biri. Aynı topraklarda, barış içerisinde birbirleriyle birlikte eşit, özgür yaşayabilirler. Böylesi bir model varken niye ısrar ediliyor ulus devlet modellerinde? Niye bu kadar kan, niye bu kadar insan yaşamını yitiriyor? Tabii bunun da nedenleri var. Sonuç olarak savaş her zaman savaş ekonomisi diye bir ekonomi de var tabii ki Filiz. Savaş sanayi de bir sanayi var. Bu sanayi de her zaman çok büyük bir sanayi. Güçlü tutulmak zorunda. O nedenle savaşlar da bir biçimiyle işte ulus devletler üzerinden sürdürülüyor. Evet. Nazan'la devam edelim. Artık ne yapacağımıza geçelim. Yine kadınlara dönelim. Bu arada Belçistan'da da kadınlar yollardalar. Onları da bir anarak geçelim diyorum Nazan. Nasıl bir örgütlülük, nasıl bir mücadele gerekiyor bütün bunları aşabilmek için? Yani aslında bütün bunların aşılabilmesi için nasıl bir mücadele yürütülmesi, bütün bunların nasıl işte hem diyelim ki Latin Amerika'da ortaya çıkan sömürgecilik, yeniden sömürgecilik ve bitmeyen sömürgecilik teorileri, işte Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrika'ya yayılan lağvedilsin teorileri, Orta Doğu'da Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu demokratik modernite teorileri, demokratik konfederalizm teorileri, aslında bütün bunlarla nasıl örgütlenilmesi, neler yapılması ve durumun nasıl analiz edilmesiyle ilgili birbirleriyle oldukça uyumlu, belli konularda belki farklı ama birçok konuda birbiriyle uyumlu teori ve öngörü var. Ama bunların içinde Öcalan'ı ayıran elbette ki bunu örgütlülükle birleştirmiş olması. Ve Kürt hareketine ayıran bunu örgütlülüğüyle birleştirmiş olması. Bu anlamıyla her ne kadar bazı isimlendirmeler konusunda farklı düşünsem de ben Nilüfer'in dediğine çok katılıyorum. Yani Kürt kadın hareketinin, Kürt özgürlük hareketinin bu sebeple üzerine çok fazla iş düşüyor. Kürt özgürlük hareketinin ve Kürt kadın hareketinin hakikaten ortaya koyduğu bir demokratik konfederalist kadın birlikteliği projesi var. Bunun dışında çeşit çeşit yaptığı akademiler var. Çeşitli şekillerde zaten sonuçta ulus devleti olmayan 5 parça diyeceğim artık, 4 parça demeyeceğim. Çünkü Avrupa'yı da Kürdistan'ın bir parçası olarak kabul etmenin mümkün olduğu bir nüfustan bahsediyoruz. Bütün bu parçalarda çok ciddi örgütlenmesi var. Bu parçalarda kurduğu ilişkiler var ve bunların dışında dediğim gibi Latin Amerika merkezli de ve Afrika merkezli de dünyada kurulan çok ciddi ilişkiler var. Şimdi bu ilişkilerin hepsini bir araya toplayıp bir manevra, bir çıkış yapmak konusunda neredeyse gecikildiğini düşünüyorum ben.
Çünkü yani hakikaten bu sömürgecilik meselesinin yani işte bakın Kürdistan'daki sömürgecilik, Filistin'deki sömürgecilik, Kongo'daki sömürgecilik, yani dünya Balochistan'da kadınlar niye yürüyorlar? Balochistan'da da kadınlar Pakistan sömürgeci düzeninin Balochistan'da yarattığı kayıplar ve büyük savaş felaketleri sebebiyle yürüyorlar yani. Bundan dolayı bu bağlamda özellikle sömürgecilik çerçevesinde hem cinsleri hem etnisiteleri ama en önemlisi de dünya görüşleri ve kurmaya çalıştıkları alternatif dünyanın araçlarını geliştirme kapasiteleri yarattıkları için en önemli imkanın ve ihtimalin ben sömürgeci kadınların sömürgeleştirilmiş coğrafyalarda yaşayan kadınların üzerinde olduğunu düşünüyorum. Bu kadınların bir araya gelmesi, bu kadınların fikirsel ve örgütsel olarak bir araya gelmesi çok çok önemli. Yani hakikaten şeye baktığınız zaman mesela sosyal medyayı incelediğimiz zaman sosyal medyada artık bu birlikteliğin söylemsel düzeyde, fikirsel düzeyde nasıl kurulduğunu da görmek mümkün. Yani bir siyah kadın mesela Filiz, işte Filistin meselesine de sahip çıkıyor, Kürdistan meselesine de sahip çıkıyor. Bir Kürdistanlı kadın Balochistan meselesine de sahip çıkıyor. İşte bir Sudanlı kadın Kongo meselesine de sahip çıkıyor. Bir Tigraylı kadın hem Kongo'ya hem Sudan'a hem Filistin'e hem Kürdistan'a sahip çıkıyor. Yani aslında bir şekilde fikirsel, düşünsel altyapı oluşmuş durumda. Ama dediğim gibi örgütsel gücü en kuvvetli olan yani hakikaten Kürdistan Kadın Hareketi ve Kürdistan Kadın Hareketi'nin bu anlamda projelerini ve bugüne kadar koyduğu yol haritasını bir an önce uygulamaya geçirmek gerekiyor. Ama tabii böyle doğurgan, böyle yaratıcı, böyle örgütlü olduğunuz zaman da başınızdan bela eksik olmuyor. Yani sonuçta bütün bunları yapmak için de hakikaten bu kadar savaşın olduğu, bu kadar saldırının olduğu, bu kadar tutuklamanın olduğu, bu kadar işte yıldırmanın olduğu bir üzerine oynandığı bir hareket bütün bunları nasıl yapacak? Gene de yapabilir. Nasıl yapabilir? İşte bütün sonuçta çeperlerini harekete geçirerek, belki merkezinden öte çeperlerini harekete geçirerek, çeperlerdeki sağlanan iletişimleri temel alarak. Ama yani gerçekten hani şimdi Rojava'da ne dendi Filiz? Rojava'da dendi ki biz insanlığı temsilcisiyiz, insanlık için savaşıyoruz. Bence gerçekten Kürt Kadın Hareketi insanlığı ve radikal insanlığı aslında radikal insanlığın öncüsünü yapabilecek bir hareket ve radikal insanlık söyleminin de yani Kürt kadınlarının ta Rojava'dan itibaren gündeme getirdikleri bu radikal İslamlık söylemi, pardon insanlık söyleminin de daha fazla kadınlar tarafından özellikle üstlenildiği bir dönemden geçiyoruz. Gene işte bütün bu saydığım örneklerde. Fakat ben yani gözüken o ki bunu böyle önümüzdeki 5 yıl içinde ciddi bir çıkış, ciddi bir örgütlenme, ciddi bir şey yakalanmazsa bu söylemsel ve fikirsel altyapının maddi birlikteliği inşa edilemezse o zaman bizi çok daha zor günler bekliyor küresel açıdan. Bunu Nilüfer Koç'a soralım. Bunun imkanı var mı Nilüfer Koç? Nazan'ın çizdiği çerçevenin bütün bu dünya kadınları, bütün bu kadar işte hem iklim krizinin hem 3. Dünya Savaşı'nın hem cinsiyetçi sistemin sonuçlarını yaşayan kadınların bu durumu değiştirme imkanları var mı? Tabii ki Kürt kadınlarıyla birlikte. Yani dünyanın her tarafında aslında kadınlar açısından karşı koyuşlar var. Direnişin yöntemleri çok farklı. Yani direnişi belki ülkemizin şartlarına göre biz bir direniş geleneğine sahibiz. Ama bu bizim ülkemizle, özgürlüklerimizle alakalı. Fakat Bangladeş'teki kadının işte sendikal mücadelesi de bir direniş biçimidir. İşte çok çeşitli direniş biçimleri var. Yani böyle kayıtsız şartsız kalanlar az.
Belki bir kısmı kaderci, işte kadın olduğu için başına bunların gelmesini söylüyor. Fakat buna rağmen yaşam şartlarından acizdir. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi bunları bir araya getirme, bunu örgütleme için bence bu yüzünde bir güçlü zemin var. Ben buna inanıyorum. Şimdi tabii örgütleme hemen böyle biz Clara Zetkin dönemi gibi düşünmemeliyiz. Yani illaki bir kongre yapınca binlerce gelecek, yüzlerce gelecek değil. Nitelik açısından bir zemin var. Bu niteliğin buluşmasını sağlamamız gerekiyor. İşte kadını solun real sosyalist çemberinden çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bizim devrimde kadın toplumsallığın öncülüğüdür. Yani kapitalist modernitenin liberalizmle bireyi toplumdan kopararak topluma karşı mücadelede hale getirirken, kadın öncelikli devrimimiz toplumsallığı yaratır. Farklı bir aradan bir annenin 5 tane farklı çocuğunun kucaklaşmasını siyasal ideolojik olarak yapıyoruz. Onun için biz nitel olarak toplumların hepsinde var. Niceliğe çok takılmadan niteliksel platformlar, ortak platformlar oluşturmamız gerekiyor. Bunun için zemin müsait. Zaten bunun bazı başlangıçları yapıldı. İşte geçen sene Kasım ayında Berlin'de büyük bir görüş yapıldı. Konferans yapıldı. Aynı bu konular tartışıldı. Bunu siz birçok yerde yapabilirsiniz. En azından bir alternatifi mümkün olduğunu tartışmanın kendisi bir başlangıçtır. Yani bir fikri paylaşmak bile bir önemli başlangıçtır. Onun için ben işte Dünya Kadın Demokratik Konfederizmi inşa ederken çok böyle büyük, hep milyonlara, yüz binlere takılan değil. Var o sistem, kendisini sistemle sorunlu hale göre, yani sistemi kendisine göre sorun olarak gören, antisistemik olan kadın bileşenin, bunlar hepsi tabii dört dörtlük paradigma ekseninde bizim uzlaşmayabilir. Burada demokratik anlayış da önemli. Bizim eski deneylerdeki gibi kadın buluşmalarından sınıfsal olarak birimiz, yani kategorize etmeyen, farklılığın bütünlüğünü, bir aradanlığını esas alan bir demokratik anlayışla bunu yapabiliriz. Yani bu noktada da herhalde dünyada ulaşmadığımız çok az yer kaldı. Hem işte sistem dışı güçler, kadın hareketleri var. Şimdi bunları biraz toparlamanın zamanı. Bunu yapmak durumunda şöyle bir durumdan kaynaklı. Hani Önder Apı da diyordu, ben bunu çok doğru buluyorum. Kadınlar kendisi kendi başına bir ulustur. Eğer dünyada 8 milyar insandan bahsedersek 4 milyarı başka bir ulustur, yani kadın ulusu. Şimdi her birisi yaşadığı coğrafyada o coğrafyanın özgürlükleri veya kapitalist modernitenin yeni dizaynında her ülkenin özgürlüğüne göre ürettiği savaş araçları var. Bu savaş araçlarında mutlaka kadına dokunan boyutlar var. İşte diyelim şimdi son süreçte mesela çok gündemimizi almıyoruz ama biz eskiden işte genel evlere kadınların mahkum edilmesi derken şimdi sanal dünyaya kaydı bu. İşte TikTok'larda, Instagram'larda da kadınlar yoksulluktan kaynaklı kendi bedenini işte Instagram, TikTok gibi şeylerde satışa çıkarıyor. İşte geçen Türkiye'de bu bir tane Laz kız hikayesi vardı. Yani kadın buna mecbur kalıyor. Şimdi eskiden diyelim toplum dışında olan, şimdi toplumun gözü önünde fuhuş denilen olay, kadını kendi bedenini piyasaya sürmeye durumlu hale getiren bir durumla karşı karşıyayız. Diğer en önemli tehlike de ben şurada görüyorum. Yani Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sürdü. İşte 1914-18, İkinci Dünya Savaşı 6 yıl sürdü. 39-45'te, yani sonunda bitti. Şimdi bu Üçüncü Dünya Savaşı 34. yılına giriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın ne kadar kaybı var? Herhalde 20 milyondan bahsediyorlardı. Tam emin değilim ama İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan hayatını kaybetti askerlerle beraber. Fakat bu Üçüncü Dünya Savaşı'nda her gün insanlar ölüyor ve bir sayı bile bilmiyoruz. En basitinde Ukrayna'da kaç insan katledildi haberimiz yok. Ruanda'yı sadece biliyoruz, 500 bin insan, yarım milyon insan yok edildi. Şimdi her Allah'ın günü savaş var, 114 merkeze savaş var ve savaş demek insan ölümü var. Artık sayısına karardı, kimse bilmiyor gerçekten. Şimdi bu savaşlarda merkezi bir özel feminist politikası, yani İşte bu yapısal olarak da işte yasaların kadın aleyhine değiştirilmesi, iş piyasasının kadın aleyhine dönüşmesi, kadın üzerinde sömürün artması feministlerin olguyu da daha da genişletiyor. Şimdi bütün bu zeminleri biz ciddiye alıp bu noktada bir çıkış sağlayabiliriz. Ben
Fakat hep böyle büyük düşünerekten, niceliğe bağlayaraktan değil, niteliği arayarak diye düşünürüm. Bunu yaparsak başarabiliriz. Yani dedim, dediğim gibi sorun var ve arayışlar da var. Şimdi bu arayışlar nasıl olmalı? Bir rahatsızlık var, her yerde var. Bir araya gelip herkesin özgürlüğüne, yani onu başarabilirsek ben durdurabiliriz. Çünkü şöyle dediğim, artık tercih şeyimiz de yok. Yani göz göre artık, hani diyelim ki biz Orta Doğu'da bunun tam içindeyiz ama Avrupa'sında, yani baskının, sömürünün formasyonları farklı ama artıyor hepsinde. Her tarafta artıyor. Onun için bir araya gelmek zorundayız. Filiz abla, sesini açsınlarsa. Bu aynı zamanda da bir zorluk getirmiyor mu? Hani herkes farklı, yani belki aynı kaynaktan kaynaklanıyor ama farklı sorunlar yaşıyor. Mesela evet, Kürt kadınlar örgütlü fakat gündemlerinde her zaman işgal saldırıları var haklı olarak. Tecrit var haklı olarak. Yani bunlar çok temel gündemler. Yani bir yandan inşa süreci var ama bir yandan da çok somut sorunlar var. Bütün bu sorunların bu kadar çok olması, farklı olması birlikte değiştirmenin önünde bir engel oluyor mu? Yani Roja, beni bu konuda emsal alıyorum. Yani Kürt kadınları gider ayak, Arap kadınlarını da. Hani orada dedim ya, biz elbette bir noktada bir halk olarak, Kürt olarak bir sorunumuz var. Varlık inkarla karşı karşıyayız. Ama diğer yandan da kendi toplumumuz içinde de bir kadın olarak sorun yaşıyoruz. Şimdi benzeri, şimdi bu noktada biz kadın ulusuyuz. Arap kadınlarla birleşmekte, Süryani, Ermeni kadınlarla buluşmaktan, Rojava açısından söylüyorum. Bu noktada bir tecrübe edindik. Geçmiş yıllarda Türkiye'de de benzer deneyler yaşandı. Yani sürekli bir ittifak arayışı var. Bunlar yapılmalı. Şimdi zaten devrimin kendisinde ciddi bir iş bölümü söz konusu. Bütün bu siyasal mücadele, yani demokratik özellikle demokratik ulusu, demokratik konfederalizmi, şayet toplum bununla meşgulken onu saldırılardan koruyan bir de kendi savunma mekanizmaları var. Bunun için bütün oluşumlarda, bugün işte evvelki gün yayınlanan Rojava, Kuzeydoğu Suriye toplumsal şeysinde mesela yarısından fazlası savunmayla alakalı. Çünkü buraya saldırı tek Kürt etnikli bir çözümün geliştirildiği değil. Orada saldırı çözümün kendisinedir. Yani şimdi son süreçte mesela arkadaşlardan edindiğim bilgiye göre bu Süveyda bölgesi var, Druzilerin yaşadığı yer. Orada mesela kadınların öncülüğünde şöyle bir tartışma var. İşte biz de Kuzeydoğu Suriye'deki o bölgelerde kadına imkan tanınan bu sistemi bu tarafa da kaydırın diye kadın arkadaşlardan destek istiyorlar. Yani giderek yayılan bir şey var. Orada bir hem bir aradanlık mümkündür. Yani Arap kadınların sorunu sosyolojik olarak, tarihsel olarak tabii ki Kürt kadından ayıran yanları da var. Süryani kadınların, Ermeni kadın, Ortodoks kilisenin kadın üzerinde uyguladığı feminist politikası da var. Kürt kadınları bu noktada kendi, onlar da geçmişte benzer sorunlarla, hala hani Kürdistan'da kadın %100 hepsi özgürleşmedi, hala sorunlar var. Ben hep diyorum, kadın hareketi olduğu müddetçe demek ki sorun var. Kadın olmak bir sorundur toplumda. Onun için kadın hareketi var. Onun için kadın ordusu var. Yani zaten sorun olmamış olsaydı bütün bunlara gerek kalmazdı. Demek ki sorun olduğu için Kürdistan'da halen bunlar var. Ama soruna karşı bir çözüm de var. Şimdi bu çözümü giderek komşu olduğumuz, beraber uzun yüzyıllardır beraber yaşadığımız coğrafyadaki kadınlarla paylaşmak önemli. Bu noktada ben Rojava devriminde şöyle bir sonucunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Hani sonuç itibariyle Arap kadınları belki aşiretsel yapı içerisinde kadın cinsi olarak ezildi, sömürüldü. Kürt kadındaki farkı bir de Kürt kadının Kürt olduğu için etnisite kimliğinden kaynaklı özel savaş politikalarına maruz kaldı. Yani iki çifte baskı şeysi var. Bir farkı bu noktada Arap kadınıyla ve diğer halklardan ulus devlet kimliğine mensup olmayan kimliklerden bir farkı bu. İşte bu noktada mesela bence olgunluk Rojava noktasında şundan sergilendi. Yani egemen ulus devlet kimliğinden gelenlerde biraz devletin dışladığı işte inkar politikası sonucu hep ona farklı bakma var. O noktada Rojava çok olgun bir yaklaşım sergiledi bana göre. Devrimin ilk zamanları ben de o yakınlardaydım. Hani Güney Kürdistan'da çalışıyordum o dönemler. Bu sistem ve inşa çalışmaları başlarken arkadaşlar da hep şuydu. Kesinlikle biz milliyetçiliğe kaymayacağız. Kesinlikle biz farklı olacağız. Yani
Olabilir ki Araplar bize küçük bakıyor. Hani çünkü geçmişte diyelim orta sınıf Suriye'de Süryanilerle Ermenilerdi, Hristiyanlardı çoğunlukla. Araplar Rojava'dakiler açısından söyleyeyim. Şam ve Halep, Hams ve Duma biraz farklıydı ama yani Araplar biraz daha avantajlıydı Kürtlere göre. En alt sınıftı Kürtler Suriye'de eskiden. Yani ben de o zamanlar faaliyet yürüttüm. Şimdi arkadaşlar hep dedi ki biz ulus devlet ve nasyonalizmin milliyetçinin yarattığını biliyoruz. Biz bunu tekrarlamayacağız. Birisi alttan alacak. Bu yani empati denilen olay şey yapın. Biz farklı olacağız. Şimdi kadın cephesinde de bu sergileniyor. Diyelim ki biz Süryani ve Ermeni kadınlarla ilk zamanları şey yaptığımızda hani onlar biraz Hristiyanlık inancından kaynaklı olarak çok daha ileride olduğunu şey yaptılar. Fakat zamanla birleşebildik yani. Ama bu da biraz Kürt kadın hareketinin çok da o tartışmalara girmeden daha çok onların sömürülmesinin nasıl inşa edildiğini, yani kadınların bütünlük yakalaması için gerçekten de eril düşünce olan nasyonalizmden, milliyetçilikten kendisini arındırması gerekiyor. Bu bir şeydi. Bence bunu biraz öğrendik. Hani ben demeyeceğim, çok idealize edemem. Çünkü sonuçta insan eliyle yapılan devrimdir ve kadını da erkeği de hepimiz kendimizi biraz ataerkilin felsefesi olan iktidardan kurtarmaya çalışıyoruz. İktidara ya pasif bir şekilde formasyon almışız ya da aktif bir şekilde erkeğe benzeyerekten. Yani bütün bunları halen aşmaya çalışma mücadelesini veriyoruz. Dediğim gibi yani bize sorun var ama çözüm de var. İşte bu çözümü birleştirmenin zamanı geldi. Çünkü yani 33 yıldır bir savaştayız ve buna kadar devam edecek bilmiyorum yani. Daha doğrusu eğer iyi örgütlenirse kısaltabiliriz bu dönemi. Yani 34. yılında sonlandırabiliriz. Yeter ki biraz farklılığa inanabilen, yani değiştirebiliriz. Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğu kadın açısından buna inanan kadınları bulalım. 5 miyiz, 10 müyüz, 100 müyüz bir araya gelip tartışalım. Ve damla damla gölü, kadın özgürlük gölünü oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Ben buna inanıyorum, bu mümkündür. Nazan, bu konuyla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim, ondan sonra başka gündeme geçeceğiz. Yok, teşekkürler. Peki. Peki, şimdi hep çok sözünü ettik Sayın Öcalan'dan, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'dan. Onunla ilgili biliyorsunuz bir hamle var zaten, hani özgürlüğüne dair bir kampanya başladı. Nursel'le devam edelim, bize o kampanyayı aktarsın. Bir Kartta Senat kampanyası. Evet Filiz, yani bizi izleyenler de tabii yakından biliyorlar. 10 Ekim'de Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne yönelik hem tecritin kaldırılmasına ve tabii ki fiziki özgürlüğüne yönelik bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya uluslararası bir kampanya. Dünyanın pek çok ülkesinden işte aydınlar, yazarlar, siyasetçiler, gazeteciler, işte pek çok kadın, erkek bir araya gelerek oluşturdukları bir şey, komisyon, bir inisiyatif. Bu inisiyatif aşama aşama, yani bu şey bağlamında kampanya ya da hamle diyelim, yani o bağlamda çalışmalarını sürdürüyor. Hamlenin sloganı iyi biliniyor zaten. Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt soruna siyasi çözüm. Bu şiarla yürütülüyor bu kampanya. İşte dediğim gibi 10 Ekim'den beri pek çok eylem etkinlik yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Ama tabii yeni yıla giriyoruz. İşte önümüzdeki hafta tabii ki 2004 yılına giriş yapılacak. Yeni yıl şeyiyle de, itibariyle de, hem de işte artık 1000 gün oldu. Yani, onu da vurgulayalım Nursel. Evet. Yani, evet. Son yani, mutlak tecrit, evet, haber evet, alınmanın üzerinden 1000 gün geçti. Evet, tam 1000 gün oldu. Çok. Dolayısıyla 100.000 kart hedefleniyor. Yani bir kartta tecriti kırmak ve özgürlüğü sağlamak için İmralı cezaevine sen at diye. Ve kampanya başladı tabii ki pek çok yerden. Biz verilmeyeceğini biliyoruz, biriktirsinler. Ama tabii ki çok önemli değildi. Önemli olan tutum, yani önemli almak. Olan tutum almak. Herkesin bu amaçla, yani Sayın Öcalan'a bir mektup ya da bir kart yazması ve göndermesidir. Bu vesileyle de herkes bu kampanyaya ben katılmalı diyorum. Yani çok önemli bir süreçten geçiyoruz Filiz. Yani bunu şey yaparken birkaç şey daha söylemek isterim. Yani
Sayın Öcalan'ın tecridi demek. Bunu en iyi Kürt halkı biliyor. Yani en iyi barış isteyenler, demokrasi isteyenler, çözüm isteyenler biliyorlar. İmralı'daki tecritin kalkması demek, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü demek, Kürt sorununa giden yolun açılması demektir. Bakın çözümsüzlük nelere yol açtı? Yani iki günden beri Türkiye televizyonlarına, yani ulusal televizyonlara bir bak Filiz. Herkes yaşamını yitiren 12 askeri konuşuyor. Yani bu daha çok olduğu söyleniyor. Biz hep söylüyoruz yani. Onlar inanmayabilirler ama biz samimiyiz. Biz diyoruz ki annelerin gözyaşının rengi yoktur. Yani orada yaşamını yitiren askerler de bir annenin çocuğudur. Şimdi her yaşamını yitiren asker ki şeyde basında çok paylaşıldı. İnanılmaz yoksul insanların şeyleri, çocukları yani bu insanlar, bu ailelerin içleri yanıyor. Yani yürekleri yanıyor. Diğer taraftan herhangi bir gerilla yaşamını yitirdiğinde de yine aynı şekilde o annenin, o kız kardeşlerin, o ailenin içi yanıyor, yüreği yanıyor. Bütün bunlar karşısında tecrit tartışılacağına, özgürlük meselesi tartışılacağına, yani mecliste efendim diyorlar 12 asker yaşamını yitirdi, İyi Parti şey veriyor, işte önerge veriyor, ulusal yas ilan edilsin. Ya o yani Nilüfer'in dediği gibi 33 yıldan beri süren bir savaş var yani. 34 yıla giriyor artık yani. Bir savaş var. Bu savaşta çeşitli tarihlerde ve dönemlerde onlarca insan, 20 sayı 50 yani asker olsun, sivil olsun, gelli olsun pek çok insan yaşamını yitirdi. Yani şimdikinden daha şiddetli boyutta çatışmalar yaşandı. O zamanlar bir yas ilan edilmedi. Ama şimdi yani bu yaşanan ölümler üzerinden herkes siyaseten nemalanmak istiyor. Yani sanki İyi Parti bilmiyor mu? Türkiye'de işte bu tarihe kadar, dünya kadar ulusal yas ilan edilmiş. Ama bir kez bunun için edilmemiş yani yaşamını yitiren. Şimdi tam da seçimler yaklaşırken bak yaşanan ölümler üzerinden şey yapma. Yani siyasi şey yapma, rant elde etme, prim elde etme savaşı var. Bak burada şey yok, kafayı ya daha fazla askerlerimiz ölmesin diye niye Meral Akşener'in, niye İyi Parti'nin, niye AKP'nin bir şeyi yok yani düşüncesi yok. Niye bu konuda bir yoğunlaşması yok. Diğer taraftan hep işte. Ben de milletvekili yaptım biliyorsun. Dönem dönem hep böyle büyük çatışmalar oldu. Karşılıklı yaşamını yitirmeler oldu. Sayısal olarak yoğunluk fazlaydı. Sayısal çoğunluk fazlaydı. İşte o dönemlerde de hemen önümüze şey sürerler. Kınayın, kınayın, kınayın. Şimdi gene İyi Parti bir kınama dilekçesi veriyor. İşte artık bu tartışılıyor. Kınayın. Şimdi dolayısıyla DEM Parti dedi ki, mesele kınayıp kınamama meselesi değil. Mesele bu meselenin nasıl çözüleceği meselesidir. Bu mesele çözülmezse çatışmalar bir biçimiyle dönem dönem böyle devam edecek ve yani ölüler gelmeye devam edecek. Biz niye bunu tartışmıyoruz? Yani bir de tabii şey tartışması var. Oldu mecliste. Yani bunlar hep İmralı'daki tecritle alakalı olduğu için ben söylemek istiyorum. Evet. Yani şey var, neydi unuttum da şimdi, böyle düşünce kopukluğu oluyor hepsi üst üste şey yapınca. Şimdi yaşamını yitiren askerlerin sayısını şey verirken, Milli Savunma Bakanlığı verirken parça parça veriyor. Önce bir 6 verdi. Sosyal medyada 6 değil, daha fazla olduğuyla ilgili şeyler çıktı, haberler çıktı. Onun üzerine bir 6 daha açıklandı. Yani 12 asker yaşamını yitirdi şeklinde bir netleşme HPG, kendileri açısından HPG oldu. Ama nihayet tam bu noktada CHP'de biraz şey düştü, yani jeton düştü.
O bildiriye imza atmadılar Filiz. O kanama bildirisine imza atmadılar. Ayrıca sayının da yani, şunu vurguluyorum Nursel. Evet, daha fazla olduğunu dair hep başka tabii ki yani. O da başka bir mesele. Ben daha sadece çok... CHP'nin buradaki aldığı tutuma biraz dikkat çekmek istiyorum. Hiç CHP bu zamana kadar böyle bir tutum almamıştı. Ama şimdi yaşamını yitiren askerlerin işte parça parça açıklanması ve işte kamuoyunda çeşitli haber sitelerinde bu sayının senin dediğin gibi çok daha fazla, 27 daha fazla olduğuyla ilgili bilgiler var. Yani nihayet CHP şöyle bir atak yaptı. Dedi ki ya biz şu anda daha ne kadar askerimiz yaşamını yitirmiş onu bile bilmiyoruz. Siz bize doğru bilgi vermiyorsunuz. Biz milletvekili olarak da doğru bilgilenmek istiyoruz. Yani bu çatışmaların sonucu nedir? Ne kadar insanımız yaşamını yitirdi? Yani bu konu hakkında doğru bilgi verilmediği sürece bu da önemli bir şey. Yani yıllar sonra böyle bir atağın yapılmasını da ben önemli buluyorum. Genellikle ilk etapta bir sorgulama ya, bir sorgulama. Bu zamana kadar hep AKP yazar, işte MHP yazar, gel altına imza et. Sanki o imzayı atmasa dünyanın sonu olacakmış gibi. Şimdi bakıyorum gene CHP böyle dört bir taraftan MHP, İYİ Parti, hiç bilmem AKP. Ama hiç sorun değil. Bu sorun eğer gerçekten biraz vicdan varsa, yani biraz önce de söyledim. Yaşamını yitiren askerler ağaç kavuğundan çıkmadılar. Onların da anne babaları var. Hepsi yoksul ailelerin çocukları ve iş bulamadıkları için paralı asker olmuşlar. Normal ücret almayan, yani maaş almayan erlerden yaşamını yitiren yok. Çünkü artık herkes biliyor ki AKP döneminde işte bu çatışmalarda yaşamını yitiren erlerin ailesinden bir sorgulama başlayınca, niye çocuğumuz hangi savaşta yaşamını yitirdi sorgulaması başlayınca, bu sefer dünyadaki pek çok örnekler olduğu gibi paralı askerler almaya başladılar. Yoksul aile çocukları da iş bulamayınca ekonomik kriz var ve bir şekilde işte gidip paralı asker oluyorlar yani. O şekilde şimdi ama bunların da anne babaları var yani. Bunlar da şey yapıyorlar. Biliyoruz tabii ki yani. O zaman Nursel, bir parti olarak tamam edelim ama yani şimdi yani son cümle olarak şunu söylemek istiyorum. Bunları tartışmaya mecliste yıllarca tartıştılar. Yıllarca tartıştılar. Tabloda değişen bir şey yok. Değişimin olması işte tecritin kalkmasıyla olacak. Öncelikle ilk adım. Evet, ilk adım onunla olacak. Başka türlü ne yazık ki hiç istemememize rağmen bu çatışmalar devam edecek. Çatışmaların sonucunda da olanlar, yaşananlar zaten ortada ve belli Filiz. Devam edeceğiz buna ama şimdi biz Nazan'la Nilüfer'i şey yapalım, son tecritle ilgili görüşlerini alalım, onları uğurlayalım. Biz seninle gençlik konferansında konuşacağız. Evet arkadaşlar, bin günü açtı. Hani bugün de çok değerlendirmelerine vurgu yaptığımız için size bir iki cümle söylersiniz diye düşündüm. Bin günü açtı tecrit. Kart kampanyası başladı. Bir kartta sen gönder kampanyası. Sizden de birkaç cümle alayım, sizi ondan sonra uğurlayalım. Nazan, senle başlayalım. Yani ben de kart kampanyasına katılacağım. Bütün herkesi de katılmaya davet ediyorum. Çok çok önemli bir kampanya. Gerçekten yani elinde olan herkes katılsın diyorum. Şöyle düşünüyorum Nazan, öyle yapacağım. İlk işim kart almak olacak çok sayıda. Bu hafta içinde görüştüğüm herkese kart vereceğim. Bunu da sen gönder diye. Bu da iyi bir yöntem. Yani kartları yaygınlaştıralım. Çünkü bu da bir çalışma istiyor aynı zamanda. Hadi böyle çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Hakikaten tecrit kalkmalı. Nursel'in son yaptığı vurgular da çok önemliydi. İnsanlar ölmeye devam ediyor. Zaten 3. Dünya Savaşı'nı anlatıyoruz burada. Nilüfer Koç'tan da alalım. Sonra sizi uğurlayacağım. Yani ben de tabii ki kart göndereceğim ve yanımdaki arkadaşların hepsini de o konuda yönlendireceğim. Yani ikna edeceğim, göndersinler. Biz dostlarımız da o konuda ikna edeceğiz. Öyle bir çalışma planlamamız var. Yani tecriti kırmak hem Kürt halkı açısından, özellikle de Kürt kanları açısından tabii ki biraz ahlaki vicdanın kapsamına da giriyor. Yani kendi özgürlük davasına bu kadar kendisini feda eden bir önderliğin. İşte bugün tam 34 ay oldu. 34. ayına girdi. Haberi alamıyoruz. Biz o noktada eğer bir kırılma yaratamazsak, yani bu işkence, İmralı işkence sistemini kırılma yaratmasak
AKP'ye dönüştürmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Şimdi zaten bu rejim AKP-MHP faşizmi ciddi bir darbe de yurt dışı siyasetini uluslararası siyasetten aldı. En azından İpek yolu artık Türkiye'den geçmeyecek. Yani Türkiye'nin 100 yıllık ve daha doğrusu Osmanlı'dan günümüze ve en sonunda 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde ve pazarlık konusu yaptığı coğrafi konumunun değeri kayboldu. Bu AKP'yi daha da zorlayacak. Şimdi onun için hem işte Gela alanında bir hamlesel süreç var. İşte Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de DEM Partisi'dir, Kadın Hareketi'dir, hepsi artık bütünlüğü bir talep etrafından sağlıyorlar. O da Türkiye'nin demokratik geleceği, Kürtlerin özgürlüğe kavuşması. Bunun için Önder Apo'nun özgürlüğü önemli. Yani zaten hamlenin adı belli. Kürt sorunun çözümünü istiyorsan adresi belli. İmralı'da bir değişim olmalı. Oradan çıkmalı ki sorun çözülsün. O sorun çözülünce de gerçekten de daha demokratik bir Türkiye inşa etmenin mümkün olduğunu söylüyoruz. Şimdi bunun içinde mücadelenin çeşitli yöntemleri var. İşte diyelim ki Kürt halkının dostları 10 Ekim'de basın toplantıları yaptı. 10 Aralık'ta kitaplarını okudular. Önder Apo'nun kitaplarını. İşte bir de kart kampanyası var. Bütün bunlar hepsi bir amaca hizmet eden araçlardır ve adımlardır. Onun için böyle küçümsememek lazım. 100 binden fazla da göndersek büyük bir başarı. Çünkü başka ülkelerin deneylerinden kart göndermelerin siyaset düzenlerine ciddi bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. En azından bazı yerlerde işte Mandela için 1 milyon gönderilmişti, Angela Davis için 1 milyon gönderilmişti. Bu sonuçlar üzerinden de iktidar siyasetleri biraz daha kendi politikalarını gözden geçirdiler. Onun için atacağımız her kart AKP'ye, Erdoğan'a bildirilecek bir haberdir. Onun için herkes katılmalı bu mücadeleye. Peki, ağzınıza sağlık Nazan Üstündağ, Nilüfer Koç. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz size. Biz Nursel'le programı sonuçlandıracağız. Evet Nursel, bu konuya ekleyeceklerin varsa ekle. Konuşmak istiyorum seninle. Bu gençlik kongresi oldu bugün. Çok önemliydi ama buna ekleyeceklerin varsa ekle. Biraz daha zamanımız var. Tamam. Diğer konu hakkında konuşabiliriz. Hı hı. İkisi de tabii birbiriyle çok alakalı. Evet. Yani Kürt sorunu çözemeyen bu iktidar, AKP-MHP iktidarı yani bitirme amaçlı bir, her zaman konuşuyoruz yani tartışıyoruz, bir karar aldı işte 30 Ekim 2014'te aldığı çöktürme planı çerçevesinde. Bu planın en önemli maddelerinden bir tanesi de legal, demokratik zeminde yani Kürtlerin merkezinde, Kürt sorunu merkezinde olduğu bir partinin, yani isim vermemiz gerekir tabii ki, HDP ya da şimdiki adıyla işte DEP ya da geleneğimizdeki diğer partiler, ismi hiç önemli değil, tasfiye edilmesiydi. Yani 2014 yılından beri bizim partilerimiz, işte Demokratik Bölgeler Partisi var şu anda, diğer taraftan HDP var ve şimdi DEM Parti var. Bu üç parti de tasfiye edilmeye çalışılıyor. Tabii ki en eskisi işte DBP'dir, HDP'dir. Yeni kurulan parti. İşte yakın bir iki gün sonra onun hakkında da dava açarlar. Çünkü bugünkü Gençlik Kongresi biraz onun böyle şeylerini verdi. Hemen ipuçlarını verdi. Diğer hani zaman dilimlerindeki bu partiye yönelik, kapatma davası açmaya yönelik attıkları adımlara benzer adımlar attılar çünkü Filiz. Şimdi tabii ki dedim ya 2024'e giriyoruz. Neredeyse 9-10 yıldan beri bu tasfiye operasyonu devam ediyor. Yani zarar vermediler mi? Zarar verdiler tabii ki yani. Bir siyasi partinin çalışanları, meclis üyeleri, yöneticileri, genel merkez yöneticileri, belediye başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri tutuklandı. Eş genel başkanları, yani 15-20 bin insan tutuklandı. Yani dünya üzerinde böyle bir örnek var mı? Bilmiyorum yani. Olabilir belki ama ben hani bilmiyorum. Ama benim bildiğim şey şu. Yani 15-20 bin üyesi, çalışanı, işte vekili, belediye başkanı tutuklanan bir şeyin, partinin ayakta kalmasının mümkün olmayacağıydı.
Ama geldiğimiz noktada yani DEM'de cisimleşen bir parti var şu anda. HDP'de böyle şey gibi AKP'nin tasarrufunda orada bekliyor. Kapatacaklar mı, kapatmayacaklar mı, böyle düşünüyorlar kendi kendilerine. Yani biz onları kendi düşünceleriyle böyle baş başa bırakabilmek için hemen DEM'i açtık yani. Şimdi gençlik konferansı vardı. Evet, yani şimdi cisimleşen bu DEM Parti ile de görüldü ki tasfiye operasyonu için zarar verdiler ama tasfiye edemediler. İşte bu tasfiye edememelerinin en güzel örneği bugün Diyarbakır'da DEM'in Gençlik Meclisi Kongresi'nde oldu. Yani bu Diyarbakır'ın değil, merkezi gençlik şeyidir. Ama Diyarbakır'da gerçekleşti. Diyarbakır'da bir salonda gerçekleştirildi. Türkiye'nin her tarafından Gençlik Meclisi üyeleri oradaydı. Ki gençler de çok tasfiye edilmek isterdi Nursel bu çerçevede. En önce onlar tasfiye edilmek istendi tabii ki. O kadar tutuklama oldu ki yani HDP sürecini hani yakından takip ettik. İkimiz de, sen de biliyorsun. Yani bir meclisin yani bir iki ay, üç ay yaşadığını biz görmüyoruz. Neredeyse. Tam kuruluyor. İki, üç ay sonra bir operasyon. Sözcüler alınıyor, anladım, üyeler alınıyor. Alıp 5-6 ay cezaevine atıyorlar. Ellerinde bir şey yok, çıkartıyorlar. Ondan sonra bu sefer tehditler, ajanlaştırma, bir taraftan da gençliğe uyuşturucuya alıştırma vesaire. Sırf HDP etrafında bir gençlik yapılanması, örgütlenmesi olmasın diye. Ama dedim ya işte bu tasfiye politikasının işe boşa çıktığını gösteren çok önemli bir kongreydi. Yani tabii zaman zaman da tartışıyoruz. Bu tip etkinlikler her zaman yapılabilir. Ama tabii oradaki ruh çok önemli. Evet. Kongrenin nasıl yapıldığı şey çok önemli. Nelerin dile geldiği, nelerin dile getirildiği çok önemli. Yani Türkiye'nin her tarafından kongreye katılan gençlikte bir kere çok büyük bir heyecan vardı. Çok büyük bir moral vardı. Bunu görmek kutluyoruz gerekir yani. Anlamda, evet, kutluyoruz gerçekten. Ama devlet de saldırdı. Bir kararlılık vardı yani. O kararlılık neydi? Tam da kongrenin hemen hemen her tarafına asılmış şeylerde görülüyordu. Sloganlarda görülüyordu ya da şiarlarda görülüyordu. Mesela genç başladık, genç bitireceğiz. Yani bu ne demek? Biz genç başladık. Bu mücadele bizim için yani ölünceye kadar devam edecek bir mücadeledir. Genç başladık, genç başaracağız. Yani 50 yaşında, 80 yaşında da olsak biz bu mücadeleyi başaracağız anlamında bir kararlılık gösteren bir şey. Yine İmralı Tecrit'ini mutlaka kıracağız ve işte Önder Öcalan'ı özgürleştireceğiz şeyleri, pankartları vardı. Yani yine yani gençliğin biraz önce dediğim çerçevede yani örgütlenmesi için yapılması gerekenlerle ilgili örneğin işte uyuşturucu meselesi, işte fuhuş meselesi ve benzeri konularda gençliğin özünden yani boşaltmak amacıyla bu devlet politikalarına karşı bir kararlılığın ortaya çıktığı görüldü. Yani vurgular vardı konuşmalarda bununla ilgili. Yani tabii ki gençlik olarak gelecekten geçmişe sahip çıkma, geçmişteki gençlik önderlerine yani Mahir Çayanlardan, Deniz Gezmişlerden, Mazlum Doğanlardan, Haki Karerlerden işte günümüze kadar işte şeyde Hacı Lokman Birliği'ye kadar uzanan bir şeyde dilimde mücadele eden bu uğurda yaşamını yitirenlere yönelik bir şey var, sahiplenme. Yani onların yaşamlarını kendilerine örnek alacaklarına dair vurgular ve tabii ki Sayın Öcalan'a yönelik çok ciddi şeyler vardı, vurgular vardı ve tabii ki eş başkanların konuşmaları çok iyiydi bence. Hem Tuncer Bakıran'ın konuşması hem DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın konuşması çok iyiydi. Tabii bu kadar iyi bir kongreye de yani hazmetmek zordur. Hele hele AKP-MHP iktidarının hazmetmesi çok zor. Daha kongre bitmeden Filiz
işte dağılma aşamasında müdahale oldu. 30 gençlik üyesi katılanlardan gözaltına alındılar. Hemen Adalet Bakanlığı soruşturma açılması. Yok efendim, suç ve suçluyu övülmüş, propaganda yapılmış. Yani bunun üzerinden bir soruşturma başlatıldığını şey yaptılar, ilan ettiler sosyal medyadan. Hiç önemli değil. Önemli olan böylesine moralli, coşkulu, tüm faşizmin saldırılarına rağmen güzel bir kongre yapılmasıdır. Ben de kutluyorum katılan herkesi, selamlıyorum. Ben de selamlıyorum. Biz de genç başladık, genç devam ediyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Evet sevgili izleyiciler, bir 7. günden sonuna geldik. İklim krizi ve 3. Dünya Savaşı bu kadınlara yarattığı sonuçlar, kadınların mücadelelerini ele aldık. Tabii ki 1. günü aşan tecridi değerlendirdik ve gençlik konferansı ele aldık. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşuyoruz. Evet, yeni yılın ilk gününe gireceğimiz gün, yani 31 Aralık'ta yine birlikte olacağız. Bir yıl değerlendirmesi yapacağız. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte bizi izlerseniz memnun oluruz. 7 yıl dileklerimizi o zaman söyleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.